Arkadaşlar herkese merhabalar İz enerji çok fazla sorulan hisselerden bir tanesiydi özellikle bu Eylül ayının başlarında ee, Takibimde olan bir hisse senedi sepekanın bir şeyi var arkadaşlar hani yorum yaptığınız hisse senetleri ile ilgili çok fazla 5 iş günü kurul diye bir şey var O yüzden çekmek istemedim benim bir alım seviyem vardı gelmedi o yüzden rahatça video çekebilirim şimdi iz enerji tarafında bir kere arkadaşlar Piyasa değeri, defter değeri 13.40. Fiyat kazanç oranı da 34.81. E, ee, İz Enerji ile benzer e, firmaların piyasa değeri, defter değeri üzerinden bunun bir karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Halka çıktık oranı gerçekten güzel. %24 halka çıktık oranı gözüküyor. Şimdi... İz Enerjisi tarafında arkadaşlar bakın e, şu bölgede çok fazla sosyal medyada konuşuluyordu. Şurası bir ters fincan kulp Görüyor, görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Şurayı bir boyun çizgisi olarak almıştım ben. Eğer buradaki formasyon oraları da çizelim arkadaşlar bakın şurayı. Büyük çanak. Şurası boyun çizgisi. Şurası bir büyük çanak. Şurası tekrar arkadaşlar bir boyun çizgisi. Acaba şurası bir küçük çanak olarak aşağılara doğru sarkar mı diye bakıyordum. Buranın küçük çanak hedefi arkadaşlar eğer aşağılara doğru buradaki hareket devam etseydi küçük çanak hedefi aşağı yukarı söylüyorum. 41 lira 74 kuruşlardaydı. Büyük çanak hedefi de arkadaşlar burada aşağılara doğru sarsaydı 27 lira 70 kuruşlara gösteriyordu. Şurada bir de bakın şu noktaya bir A şu bölgeye bir B şuraya da bir C noktası deseydik 39.06'da AB eşittir CD formasyonumuz. Yani burası aşağıya doğru sarsaydı 39.0 aldılar da böyle bir formasyonumuz oluşuyordu. Burayı da arkadaşlar bakın şu bölgeyi de büyükçe bir range olarak alırsak yani şurayı bir range olarak alırsak 0.50 noktası da 92'lere geliyor. Bu buradan aşağıya sarktı. Acaba bu aşağıya doğru devam eder mi diye düşünüyordum ben. 3 kademe bir alım planlamıştım. E, atıyorum burada 10 birim bir alım yapacağım 2 birimini ben şu bölgede düşünüyordum 3 birimli bu bölgede aşağı yukarı 5 biriminde Bu bölgede düşünüyorum şöyle karma bir alım yapacaktım orta uzun vade için gelmedi çünkü burada 0.50'nin kırılması önemliydi arkadaşlar 49.92 burada çok önemli bir noktaydı 49.92 kırıldıktan sonra acaba dedim burası aşağıya doğru mu sarkıyor Fakat burası arkadaşlar içeriye şu anda attı ve buranın bakın 0.50'nin üzerine attığı Andan itibaren ne oldu alıcılar çoğaldı arkadaşlar ve hisse Tavan Tavan Formasyonu gösterdi şu anda daha önce çizdiğim boyun çizgisi Dolaylarını e, seyrediyor Arkadaşlar bakın trend Alçak tepeler Alçak Dipler olarak seyrediyordu Şu bölgede tekrar bir alıcımız geldi artık şu bölge ve bu bölgelerde Yeni desteklerimiz oluştu bakın Şurası Oraları da çizelim arkadaşlar yeni desteklerimizi de çizelim Şurası bir destek bölgesidir arkadaşlar. Çünkü burada bir alıcı geldi. Burayı sıfır üzerine sizin benim paramız atmıyor. Birilerinin parası atıyor. 44.84 47 47.18 arası. Ve arkadaşlar aşağılara doğru da sarkarsa şu bölge tekrar bakın tutulması yani buradaki trendi yapan tarafından tutulması gereken bir bölge. 30 dakikalıklar için söylüyorum. Zaten 0.50'nin üzerine attıran hareketler bunlar oldu. 49.14 ve 50 lira aralığı. Yani şurada Burayı yapan tekrar eğer bu fiyat aşağılara doğru gelirse bu bölgeleri tutmak isteyecek. Eğer önümüzdeki hafta piyasalar boletil geçip tekrar buradaki 0.50'nin altına sarkarsa arkadaşlar burada tekrar bazı yapılardan bahsedebiliriz. Şurası aşağıya doğru şöyle bir trant olarak alınabilir mi? Ona da bir bakalım. Şöyle bir trant olarak alınabilir mi? Yani alınabilir arkadaşlar da aslında şöyle. Bakın ben bunu bu şekilde almıştım. Ben bunu bu şekilde almıştım. Şu bölgeye temas ettirmeden bakın birinci temas, ikinci temas acaba şu bölgeye temas eder mi? Bir üçüncü temas olur mu diye baktım. Şu anda bu bölgeye bir üçüncü temas olmadı. Bunu önümüzdeki hafta izleyip göreceğiz arkadaşlar. Muhtemelen şuradaki trendi kaldıran adam yani burayı 0.50'nin üzerine atan 49.92'nin üzerine atan bu bölgeyi tekrar tutmak isteyecektir. Bu bölgelerde alt zaman dilimlerinde şu bölgelerde tekrar satış e, yönlü bir iş order bloklarımız oluştu. Dediğim gibi 49.92 bu bölgede önemli bir destek bölgesi tekrar trend aşağılara doğru sarkarsa arkadaşlar bu bölge tutulmak istenecek alanlardan bir tanesi olacaktır. Şurada bir 0.618 desteğine bakmak istiyorum. Şurada acaba bir guard diye oluşumu olabilir mi diye baktım. Yok daha guard diye olmamış. Eğer şuraya bir değdirip aşağıya bir fitil atsaydı arkadaşlar. Şurada orta uzun vade için güzel bir işte X, A, B, C ve aşağı 786'ya kadar. Bir de ondan sonra şöyle bir hareket olur mu arkadaşlar bakın. Guard D formasyonları benim önemli takip ettiğim formasyonlardır. X, Atıyorum burası 0. 618'e değmesi gerekiyor buradaki formasyonun tamamlanması için. Şöyle burayı 0. 618 olarak düzeltiriz. Şurası 786 veya 886'lara kadar bir devam. Daha sonra arkadaşlar şurada bir 786'lara kadar bir düzeltme. Bakın Gartley formasyonları genelde böyle çalışır. Hem bir teknik analiz eğitimi gibi olsun. Şurayı bir düzeltmem gerekiyor. Şuranın bir 0.618'e muhakkak değmesi gerekiyor. Aynen. Daha sonra bu formasyonun da hedefi arkadaşlar nedir? A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyesinin 1.618'dir. Mesela orada şöyle bir formasyon yapımız olursaydı orta vadede işte 108 lira 20 kuruşlar vesaireler gelir mi diye orada bir Gartley formasyona baktım. Bu yapılar harmonik yapılardır arkadaşlar. Harmonik formasyon olarak geçer. İşte kelebek vesaire falan filan. Bunlar işte butterfly, crab, kre, e, gardli, cyper, e, değişik formasyonlar var, şartlar var, navarolar var. O, onlar birazcık daha üst düzey teknik analiz eğitimi isteyen şeyler arkadaşlar. Bu tarzda harmonik yapılar oluşuyor. Şurada bir sıfır fakat buradaki işte e, gardli formasyonunun aktive olabilmesi için şuradaki 0618 yani 4308'lere değmesi gerekiyordu. Öyle bir temas olmamış. Şu anda tekrar daha önce çizdiğim boyun çizgisi civarlarında ee, şurayı bir destek bölgesi olarak artık yani şöyle 2 saatliklere aldığımız zaman ya da hatta günlüklerde bakın şu şekilde takip edilebilir. Şuradaki çizimlerini kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik alacağım burayı da. 4 saatlik olarak alacağım. Şöyle bir şey olarak takip edilebilir. Yani şurası bir birinci temas. Bakın şurası birinci temas. Şurası da şöyle 4 saatliklerde artık şurası bir trend desteği olarak bu buradan yukarıya gitti, tekrar aşağıya geldi. Trend desteği olarak çalışacak, çalışmayacak. Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Yani şöyle bir yatay destek olarak bu bölgede bakılır, bakılmaz. Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Arkadaşlar bunlar yeni halka ee, izlemek gerekiyor fakat Burada muhakkak şeylerin karşılaştırmalarını yapın. Yani bu trend nerede? E, ee, i̇zanamesi ne? Orta uzun vade beklentiler ne? Bakın şurada bir tavan bozmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? 39 liralarda bir tavan bozmuş. Burada, burada bir birilerinin malı alındı. Yani şurada tavan bozulunca birileri sattı. Şuralar bakın önemli maliyetlenme bölgeleridir arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şuralarda birileri bu malı sattı. Birileri de buradaki malları karşıladı. Bakın buradaki malları karşıladı. Yani buralar önemli maliyetlenme bölgeleri olarak da alınabilir. Şu anda iz ile ilgili durum bu. İlerleyen dönemlerde video izlenirse, altına yorum gelirse talep olursa dilimizin döndüğü kadar bakmaya çalışırız. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.